Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Mutfağa girdim. Akşam için yemeklerimi hazırlayacağım. Ben bugün taze fasulye, etli bir taze fasulye, pirinç pilavı, yanına da birazcık havuç tarator yapacağım. Hemen öncelikle taze fasulyeyi yaparak başlayayım. Burada yarım kilo taze fasulyeyi ayıtladım. Yıkadım, böyle süzülüyor. 150 gram kadar da et kullanacağım. Sizler etinizi isterseniz çoğaltabilirsiniz. Bir tane büyüklerinden kuru soğan yemeklik doğradım. Hemen burada 2 su bardağı pirinci de ıslattım, kenarda beklesin. Bardak ölçümde evimizdeki klasik bardaklarda. Taze fasulyeyi düdüklü tencereye koyayım. O orada 20 dakikada pişsin. Ben orada hemen pilavı yapacağım. Öncelikle eti tencereme alıyorum. Et buzluktan çıkarttığım için çözülmedi. Hemen etin buzu çözülmesini beklemeden çeyrek su bardağı sıvı yağ ve bir tane kuru soğan yemeklik doğradım. Onu da ilave ediyorum. Şimdi artık et eriyene kadar soğan da kavrulacaktır. Orta ateşe getiriyorum. Soğan yeterince kavruldu. Et de artık çözüldü. Bir yemek kaşığını çok aşırı doldurmadan domates salçası ilave ediyorum. Böyle birazcık salçayla kavuracağım eti. Düdüklü yapacağım için et çok çabuk pişecektir. Taze fasulyeyi de aynı oranda pişiyor. Hemen taze fasulyeyi üzerine ilave ediyorum. Bir tutam maydanoz koyacağım. Bazen böyle etlileri ilave ediyorum. Çok da yakışıyor. Arzu ederseniz mevsimine göre domates katabilirsiniz. Tuzunu ilave ediyoruz. Biraz da karabiber. Fasulye yaptıktan sonra 5 dakika kavurun. Bu arada suyu da koydum. Burada kaynıyor. Arzu ettiğiniz isterseniz şöyle bir diş de sarımsak doğru bir şekilde ilave edeceğim. 5 kutak veriyor. Suyunu ilave ediyorum. Suyu tamamen göz kararı. Sizler de kıvamını sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben böyle çok sulu yapmıyorum. Hafif birazcık koyu oluyor. Bu su da gayet yeterli. Eğer suyu az gelirse daha sonra kaynar su ilave edebilirim. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. 20 dakika pişireceğim. Şimdi arka tarafı alayım. O orada pişsin. O arada pirinç pilavını yapayım. Pilav için suyu da yan tarafa koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereme alıyorum. Yarım su bardağı kadar da arka şehriyeli ilave ediyorum. Ben şehriyeli yapacağım ama arzu ederseniz sade de yapabilirsiniz. Ocağın altına orta ateşe getiriyorum. Şehriyelin hafif rengi değişene kadar kavuruyorum. Yıkayıp süzdüğüm pirinci ilave ediyorum. Altını kısa alıyorum. 5 dakika boyunca pirinci kavuracağım. Pirinci kavruldu artık. Şimdi de şöyle hemen hemen 1 yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyorum. Bardağı pirince göre değişebilir. 2,5-3 arası yeterli geliyor. Benim de hemen hemen 3'e yakın. Şimdi tamamını boşaltıyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. Tereyağı içerisinde erir. Kaynamaya başladı. Altını kısa alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Pilav iyice suyunu çeksin. Pişerken yemeğimde bir 10 dakikası kaldı. O da pişsin orada. Hemen ben o arada havucu rendeledim. 2 tane orta boy havuçla yapacağım. Eğer sizler de seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Rendeledim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar
sıvı yağın içerisine ilave edip şimdi ocağa götüreyim. 1-2 dakika kavuracağım. Pilavı arka tarafa aldım. O kısık ateşte pişiyor. Ben hemen havuçları 1-2 dakika yağda kavurayım. Alacağım. Taze fasulyeyi dünde çok az kaldı pişmesine. Kapatacağım birazdan. Yeterli artık. 5 dakika boyunca kavurdum. Ocağın altını kapatıp alıyorum. Kabı boşaltayım. Gördüğünüz gibi çok fazla sıvı olmadı. Şurada birazcık yanmış. Onu hemen alayım. Sarımsaklı yoğurdu yaptım. Kenarda bekliyor. Birazcık soğuduktan sonra ilave edeceğim. Şimdi artık yoğurdunu katabilirim. Hemen hemen bir 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurda bir diş sarımsağı rendeledim ve karıştırdım. Böyle az gibi duruyor ama bir yemek yeterli geliyor. Çok fazla olduğunda sarımsaklı olduğu için ertesi güne bu sefer çok kalıyor. Ama sizler daha çok seviyorsanız 3 tane 4 tane havuç da kullanabilirsiniz. Bizim için yeterli. Şimdi ben böyle tabakların yanına koymadım. Küçük servis tabaklarına koyacağım. Hem servis ederken yanına koyması çok güzel oluyor. Üzerlerine de birer tutam dereotu koyacağım. Şöyle süslemek için. Şöyle tabakları alayım. Yemeklerim pişti artık. Pilavım da kenarda demleniyor. Düdüklü tencereyi artık açabilirim. Bir servis tabağını alacağım. Daha şık durması için. Pilavı da bakayım hemen. Şöyle üzerine bir peçete örttüm. Daha iyi demlenmesi için artık yemeklerimin tabaktaki son haline geçebilirim. İlk önce pirinç pilavını servis tabağına alacağım. Şöyle bir karıştırayım. Taze fasulyeyi de şöyle bir tabağa alacağım. Çok yemek sulandırması için. Tabii ki normalde ben ayrı ayrı servis tabaklarına koyuyorum ama şimdi sizlere göstermek için. Umarım bu güzel menüyü sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Sevar Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.